İslamiyet'te kediler temizlikle simgelenmiştir ve saygın bir yer edinmişlerdir. Hazreti Muhammed'in bir kedi dostu olması Müslümanlar için bir övünç kaynağıdır. Kedi beslemek sünnettir. Hazreti Muhammed Uhud seferinde ordunun önüne yavrularını emziren bir kedi çıkınca kedinin başına ezilmemesi için bir nöbetçi dikip koca bir orduyu o kedinin etrafından dolaştırmıştır. Ve seferden döndüğünde o nöbetçiden kediyi istemiş ve sahiplenerek adını Müezza koymuş. Siyah beyaz bir Habeş kedisiymiş Müezza. Ağzının içinde üst damağında lekeleri varmış. Bu sık rastlanmayan damağında leke olan kedilerin Müezza'nın soyundan geldiği kabul edilir. Müezza muhtemelen bir sokak kedisiydi ve Mekke'nin sıcak kavurucu çöl sokaklarından Hazreti Muhammed'in ilgisiyle kurtulmuştu. Hazreti Muhammed kedisi Müezza'yı o kadar çok severmiş ki Müezza bir gün sedirde oturan Hazreti Muhammed'in giysisinin ucunda uyuyakalmış. Her kedi dostu gibi uyuyan bu güzelliğe kıyamayan Hazreti Muhammed, Müezza'yı uyandırmaktansa giysisinin ucunu usulca keserek kalkmayı tercih etmiş. Hazreti Muhammed, kedisi Müezza içtikten sonra kapta kalan su ile abdest alacakken, sahabe-i kiram Ebu Nuaym, "Ya Resul, o sudan kedi içti" deyince, "Resulullah, onlar en temiz ağza sahiptirler" buyurmuş ve abdest almıştır. Daha sonra da sahabelerden Kâb kızı Kepşe isimli bir hanım şöyle anlatıyor. "Eshab-ı kiramdan kayınpederim Ebu Katade'nin abdest alması için bir kaba su koymuştum. Kedi gelip bu kaptan su içiverince Ebu Katade de biraz daha su içmesi için kabı kedinin önüne uzattı. Benim kendisine hayretle baktığımı görünce, "Niye hayret ettin ey kardeşimin kızı? Resulullah Efendimiz kedi pis değildir, etrafınızda serbest dolaşsın" buyurdu. "Kendisi de abdest almıştı, ben de sünnet eylemekteyim" dedi. Ebu Bekir Vasiti Hazretleri anlatır. "Bir gece Peygamber Efendimiz'i rüyamda gördüm. Bir senedir o kadar çok sıkıntının tesirinde kaldığımı, çok zayıflayıp ayakta namaz kılamaz hale geldiğimi arz ettim. Evimizdeki kedi yavrulamıştı. Ben bu sıkıntı içinde düşünürken bir köpeğin kedi yavrularından birisini yakalamaya çalıştığını gördüm. Bastonumu vurunca kaçtı. Kedinin annesi gelip yavrusunu alıp gitti. Ondan sonra iyileştim. Namazlarımı ayakta kılmaya başladım. O gece rüyamda yine Peygamber Efendimiz'i gördüm. İyi olmanın sebebi bir kedinin senin için teşekkür etmesidir" buyurdu.